Rabbena firli duasını okuyorum. Allahu Ekber. Rabbena ufirli ve Doğru okuyuş bu. Muhtemel hatalara dikkatinizi çekiyoruz. Tekbirin tahlilini yapmıştık. Orayı atlıyorum. Ra konumu itibariyle fetih olduğu için kalın okunuyor. Rabbe derken ince bir bağlantı yapıyoruz. Bir, ikincisi de rambe şeklinde birinci B harfini mime döndürmüyoruz veya rabbe şeklinde bir inilti uğultu oraya bulaştırmıyoruz. Rabbe ses ve nefesi tamamen hapsederek, keserek okumamız gerekiyor. Rabbe nau şeklinde nunu kalınlaştırmadan gayına bağlayacağız. Neufi Nevfi, Nevfi, gayını istila ile kalınlaştırıyoruz. Firli, oradaki ra, sakin, makabli kesreli olduğu için ince okumak vacip. Firli şeklinde. Burada sakin ra harfinden sonra lam harfi gelmiş. İdgam-ı mütegaribeyn oluyor mu olmuyor mu tereddüdü olabilir. Kesinlikle idgam-ı mütegaribeyn olmuyor. Lam Ra harfine idgam edilir. Ra, lem harfine idgam edilmez. İdgam mütegaribeyn olabilmesi için önce lem harfinin sakin olarak gelmesi, peşinden de ra harfinin harekeli olarak gelmesi gerekiyor. Ama burada durum tam tersi. Ra sakin olarak önce gelmiş. Bunu lemin içerisine idgam etmeden ızhar ile okuyoruz. Filli değil, firli. Buradaki ra'ya cezimli olarak ra harfini okurken firili şeklinde hareke vermemek gerekiyor. Ra'ya hareke vermeden firili değil, firli, firli şeklinde hem ince hem de hareke vermeden okumamız gerekiyor. Veli valideyye derken buradaki şeddel ile yumuşak y harfi yumuşak okunacak. Deyye diye sert bir şekilde üzerine yüklenmeden okunması, yumuşak bir şekilde okunması gerekiyor. Veli va diye ses a'ya doğru evrilmemesi gerekiyor. Buna da dikkat ediyoruz. Veli mu lam harfine hareke verdik, hata oldu. Veli mu değil. Mu o da değil. Mu mi. Velil mu mi. Velil mu mi. Velil mu mi ne derken unne bulaştırmadan med ediyoruz. Yevme yeku derken kalın. Ku kalın. Mu değil. Mu. Bir tık ince. Yekumu. Yekumu değil. Yekumu şeklinde mim ondan biraz ince. Mülhi diye lem harfine hareke geldiği çok olur burada. Çünkü mahrece uzak bir ha harfi peşine gelmiş. Bu hataya düşme ihtimalimiz daha yüksek. Mülhi, mülhi, mülhi şeklinde hareke vermeden hise yine ince istikametinde uzatmak suretiyle uzatıyoruz. Sonunda da galgaleyi kurallarına uygun olarak yapıyoruz. Hisab makablinin fethasını azıcık hissettirmek suretiyle sonuna hemze eklemeden, B harfini şeddelemeden galgalemizi de icra etmemiz gerekiyor. Bütün bunlara riayet ederek bir daha okuyorum. Rabbena
Benevfirli veli valideyye velil müminine yevme yekumul hisab. Allahümme la tuhrigna minet dunya illa ma'ash-shahada illa ma'ash-shahadati wal-iman. Bu kısmın doğru okuyuşu bu. Yine aynı şekilde hemze ince Allahümme. Bunun tahlili çok yapıldı. Geçiyorum. La tuhri derken ha harfinin kalınlığı t'ye bulaşmayacak. Tuh değil, tu ince, tuhri ha kalın. La, la şeklinde kalına evrilmeyecek. La tuhrigna, na değil gene. İnce istikametinde uzatıyoruz. Galgaleyi de yapıyoruz. Rig, rig. La tuhrigna. Mineddu, neddu, şeddeli delde, inilti, uultu katışmayacak. Hatta nun harfine çevirenler oluyor. Mineddu, meddunya, tamamen nuna çevirenler de olabiliyor. Buna riayet ediyoruz. Ses ve nefes ikisi de kesilecek. Mineddu, dudak ileriye sürüldü bakın. Çünkü şeddemizin harekesi burada dammelidir. Dudak hemen ileriye dele bağladığımızda sürülmüş olacak. Minet du, minet du. Dun derken nun sakin, makabli dambeli, dudak ileride kalacak. İdam da yapılmayacak. Burada nun ızhar ile okunur, idam yapılmaz. Dünya değil, y harfi ince istikametinde uzayacak. İlla yine ince istikametinde uzatıyoruz. İlla değil. Ma'ash-şehâ, şehâdeh şeklinde h kalınlaşmayacak yine. Şehâdeh diye vakfediyoruz. Sonra da illâden iptida etmek suretiyle geriden alıyoruz. İllâ ma'ash-şehâdeti vel-îmân derken yine oradaki sakin lama vel-i şeklinde hareke vermeden okuyoruz. Vel-i, vel-îmân. İman diye yine ses kalına evrilmeyecek. Sonuna kadar dördelik miktarınca ince olmaya devam edecek. Bir daha okuyorum. Allahümme la tuhrigna minet dunya illa ma'ash-şehâde illa ma'ash-şehâdeti vel-îmân. Bu birah Metika ya Erhamer Rahimin. Doğru okuyuş bu. Burada muhtemel hatalarımız da şunlar. Bir rahm, rahm, rahmetike şeklinde ha'yı söylerken hemen
mime varmak suretiyle bir hata oluyor. Rahme. Bi rahmetike şeklinde bir okuyuş hatalı. Bi rahmetike olmaz. Rahme ha ile mim ayrılmış olacak. Birbirine bulaşmayacak. Ha'dayken mime varma şeklinde bir hata diyoruz biz buna. Yine kaf harfleri yerine ke değil, ya diye met yaparken yine ince istikametinde met yapmamız gerekiyor. Dört elif boyunca bu incelik devam edecek. Ar olmayacak, er o da olmayacak. İkisi de hata. E ince, ra kalın. Er, er. Buna dikkat ederken hemze ile ra'nın arası da er şeklinde ayrılmayacak. Hemen dibinden birbirine bağlayacağız. Erhamerra. Marra olmayacak. Ra'nın kalınlığı mime bulaşmayacak. Merra. Burada mer de olmayacak. Önce bir ince geç. Mer, yani mimin inceliği ra'ya bulaşıyor. Ondan sonra kalınlığa çıkıyor. Bu tarz okuyuşta hatalı. Merra. Merra. Rahimin derken yine kesremette hunne bulaştırmama çalışıyoruz. Şimdi bir daha okuyorum. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا مع الشهادة. إلا مع الشهادة والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين.